Yusufhan kardeşimiz bir soru yollamış size. Kadın erkek eşitliğine inanıyor musunuz? Kadın erkek eşitliğine tabii ki inanıyorum ama kadınlar bence sanat yönlerinden üstündürler. Şefkat, merhamet yönlerinden de üstündürler. Genel anlamda yani benim kendi görüşüm, şahsi kanaatim olarak söylüyorum. Daha sanatçı ruhludurlar, daha detayları fazla görürler, daha sevgiye açıktırlar, merhamete daha açıktırlar. Güzellik kadınlarda çok yoğun tecelli eder. Mesela tutkunun kaynağıdır kadınlar, derinliğin kaynağıdır. Mesela bir insan tutkuyu ancak kadına göstertebilir. Yani tek alıcısı kadındır tutkunun. Derinliği ancak kadında bulabilirsin. Ama aklı varsa tabii erkeğin. Yoksa baykuş gibi bakıyorsa adam, baykuş akıllıysa, vücudunu geliştirmiş ama kafa odun. İşte karnı baklava gibi, sırtı börek gibi falan, ondan bir şey çıkmaz. Yani ama kemik kafa yani böyle. Kadın öyle bir varlıktan tiksinir. Kadın erkeğin akılsız olduğunu anladığında acı bir olayla karşılaştığını anlar. Yapacağı hiçbir şey kalmaz. Çünkü kadın tutkuya çok önem verir. Derinliğe çok önem verir. Kadının ruhunu etkileyen, ruhundaki heyecan mekanizmasını harekete geçiren tutku, derinlik ve aşktır. Tutkuyu bulamadığında kadın bedeni ölü hale gelir. Yani karşısındakinin nüfus cüzdanında erkek yazıyor olması kadını ilgilendirmez. Bedeni de goril bedeni gibi de olabilir. Yani gorilden daha da iri olabilir. O kadını ilgilendirmez. Kadın akla, derinliğe, tutkuya, imana çok önem verir ve samimiyete çok önem verir. Bu yoksa bitmiştir kadın. Yani yapacağı hiçbir şey yoktur. O yüzden kadınların büyük bir bölümü mutsuz. Çok büyük bölümü mutsuz. Sevgilerini ifade edemedikleri için, tutkuyu yaşayamadıkları için kendilerine hiç bakmıyorlar. Sokağa çıkıyorum, bakıyorum. Hep kilolu kadınlar, hep cildi bozuk kadınlar, üzgün, halsiz, bakımsız, neşesini kaybetmiş, hayat sevincini kaybetmiş kadınlarla dolu sokak. Çok fazla. Hep söyledir demiyor ama yüksek oranda öyle.